Bingöl'ün Sarı Çiçek Köyü'nde kurulacak entegre teknik hayvancılık ve imalat sanayisi bölge çiftçisini yem bitkisine yönlendirdi. Yatırım neticesinde şu anda inşaatı devam etmekte olan yatırım neticesinde hayvancılığın büyük bir ivme kazanılacağını ve bununla çiftçilerimizin büyük bir gelir kapısı oluşturacağından çiftçilerimize eğitim amaçlı, görmeleri amaçlı, demonstrasyon amaçlı kurmuş olduğumuz bu alanda Triticale ekimi gerçekleşti. 250 dekarlık bir alanda. Süt ürünleri üreticisi bir firma tarafından 733 milyon 709 bin lira maliyette hayata geçirilecek tesisin inşası sürüyor. Çiftçilerimiz için büyük bir kazanç sağlanmakta. Bu gördüğünüz alan yıllarca boş bir alandı. Sadece hayvan otlatma yeriydi. Bingöl Ziraat Odası Başkanı Mustafa Karaarslan, yatırım sayesinde kentte boş tarla kalmayacak dedi. Ekilen büyük bir alan buğday, silajlık buğday ekimi yapılmıştır. Şu anda hasatı yapılmaktadır. Bu ürün buğday biçimi yaptıktan sonra ikinci bir ürün tekrar silajlık mısıra çevrilecektir. Bu da çiftçilerimiz açısından büyük bir kazanç meydana gelecek. Diğer çiftçilerimiz de bu tür şeylere baktığı zaman kendi tarlalarında da aynı ürünü uygulamaya çalışacaklar. Ziraat Mühendisleri Odası Bingöl Şube Başkanı Erdoğan Yenerse bölgede ilk defa silajlı hububat hasadı yapıldığına dikkat çekti. Bu yıl yapılan destekler neticesinde ve yapılan yayım çalışmaları neticesinde üreticilerimize kaba yem temininde, üreticilerin ihtiyaç duymuş olduğu kaba yem temininde temini karşılamak amacıyla Triticale silajlı hububat ekimleri gerçekleştirildi. Dekara yaklaşık 25 kilogram tohum uygulandı ve şu anda da 2 tona yakın bir rekor da bekliyoruz buradan. 1012 kişinin istihdam edileceği tesis, bölge genelinde 8000 ailenin düzenli gelir elde etmesini sağlayacak. Günlük 1063 ton süt işleme kapasitesine sahip olacak süt fabrikasının kaba inşaatı tamamlandı. Yem fabrikası, biyogaz ve elektrik üretim tesisiyle çiftliklerin inşaatı ise devam ediyor.